Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ortası boş, kenarlar bu desende olan e, ara ara da modellerimde kullandığım örnek yazmam var arkadaşlar. Şimdi yeşilinin tonu altın başak 3 numara olması lazım. Şuraya yazayım diyorum. Sürekli unutuyorum. Evet altın başak 3 numara. Bu da 610 607. Leylak markası 607. Bu da altın başak 63 numara. Altın başak 63 numara mor. Pembem 607 leylak markası. Bu da 3 numara altın başak. Bir de beyaz kullanacağız. Arkadaşım uzun süredir bekliyor ve hatta hatırlattı dün bana. Aslında oldukça kolay bir model ama işte bazen unutkanlık oluyor. Modelimiz bu. Modelimiz bu arkadaşlar. İlk önce alt yeşil çimenine gideceğiz. Yazmanın dört bir kenarına bu çimeni uyguladıktan sonra üzerine motiflerini yapacaksınız. İpimi tığ basına sabitledim. Bir adet zincir çektim örümcek çekiyorum başına 2 aldım 1 2 tığ bas atlayıp 3'e girdim önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 3 adet zincir çektim başına 1 aldım bu boşluğa girdim 2 2 çektim Başına bir aldım girdim 2 2 çektim 3 oldu başına bir aldım girdim 2 2 4 başına bir al gir 2 2 çek 5 6 7 8 9 başına bir al gir 2 2 çekelim 10 yandaki tığ bat diye girdim sık iğne ile sabitledim 10 tane ikili trabzan yaptım bir adet zincir çektim örümcek çekiyorum başına 2 alıyorum 2 tığ batsa atlayıp 3'e giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıyorum 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan olarak sayıyorum. Başına bir alıp boşluğa giriyorum. 2 2 iki çekiyorum. 2. 3. Başına bir al. Gir. 2 2 çekelim. 4 5 6 7 8 9 başına bir al gir 2 2 al ilmekleri 10. Hemen yanındaki tığ battığı girip sabitledim. Alt zeminimiz 4 bir kenarını bu şekilde yapıp tamamlayın arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim hemen. Örümcek çekelim. Başına 2 alalım. 1 2 tığ battı atlayıp 3'e girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yapalım. 3 adet zincir çektim bu birinci trabzan Başına bir aldım girdim 2 2 iki çektim ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı başına bir al gir 2 2 çek 7 8 9 ve 10 hemen yandaki tığ battıya giriyorum sabit diyorum alt zeminimiz bu şekilde oluşacak. Şimdi bu modeli kurduktan sonra araya kaç tane bırakacaksanız o şekilde sayınızı bırakıp sonra ipinizi tutturun. Bana gelen resimde arada bir tane vardı. Ben de araya bir tane bırakacağım. İpimi tığıma sabitledim. Bakın bu model kurulmuş burada bitti. Araya bir tane bırakıyorum. Hemen yandakinde Tepe noktasında ipimi sabitliyorum. Bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum. Başına bir aldım. Buradaki ilk trabzanı yuva edinip giriyorum. Önce bir çekiyorum, sonra iki, sonra iki. İlk trabzanımı yaptım. Başına bir aldım, aynı noktaya girdim önce bir sonra iki sonra iki ikinci trabzanı yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum başına bir alıp aynı noktaya tekrar girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım birinci başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci İki trabzan 4 zincir iki trabzan yaptık 10 adet zincir çekiyorum Oya mı döndürüyorum? Buradan ilk trabzanın tepesinde 10 adet zincirimi sabitliyorum örümceğin dibinde. Şu şekildeyiz. 5 zincir çekiyorum. Başına iki alıp döndüm. 10 adet zincirli noktama girdim. Önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra iki aldım. 3 zincir çektim bu birinci trabzan. Başına bir alıp bu iki trabzan arası girdim önce bir sonra iki sonra iki ikinci başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim üçüncü dördüncü başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim beşinci altıncı başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 7 ve 8 8 adet trabzan yaptık Şimdi yine bu yuvaya giriyorum. İpin ucunu aldım. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. Başına 2 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 1 aldım. Bu ara boşluğa girdim. 2 trabzan arası. Önce 1. Sonra 2. Sonra 2 iki aldım. ikinci. Aynı işlemle 3. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına iki kez alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Bu iki trabzan arasını yuva edinip giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alarak ikinci. Yine toplamda 8 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. Sık iğne ile kapattım. Yaprağımız 3 oldu. Aynı işlemle 2 tane daha yaprak yapacağım. Kamera arkası. Ee, toplamda 5 adet yaprak olacak. Arkadaşlar burada. 5. yaprağımı da yaptım. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. Sık iğne ile sabitledim. Gördüğünüz gibi 5 tane yaprağımız oluştu. Şimdi ne yapıyorum? 1 adet zincir çekiyorum, örümcek çekiyorum. Bu örümceği de buradaki tepede, tepe noktasını ilk trabzanında sabitliyorum. 1 adet zincir çekip ipimizi keselim. Şu anki işlemimiz budur. Şimdi ortasını pıtırcığını yapacağız. Beyaz rengimi aldım, ipimi tığıma sabitledim. Bakın burada 4 zincirli noktamız vardı. O 4 zincirli noktayı yuva edinip giriyorum bakın. Buraya ipimi sabitledim. 8 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Girip kapattım bu bir Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Girip kapattım bu 2. 8 zincir çektim girip kapattım 3 6 kez yapıyoruz bu işlemi 8 zincir çektim kapattım 4 8 zincir çektim kapattım 5 8 zincir çektim kapattım 6 bir adet zincir çekip ipimi kesiyorum şu şekilde önünün pıtırcığı oldu arkadaşlar. Arada bir tane çubuk bırakmıştık ya bakın iki motif arası bir tane çubuğumuz var. Bunun da ilk trabzanına girip yuva ediniyorum. Buraya da 4 kez 8 adet zincir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Girdim kapattım bu 1. 8 zincir çektim girdim kapattım bu 2. 8 adet zincir çektim girdim kapattım 3 8 adet zincir çektim girdim kapattım 4 1 adet zincir çekip ipimizi keselim bu şekilde Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur arkadaşımız biraz uzun bekledi dün de hatırlattı affına sığınaraktan modeli bugün çektik. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.